Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye hakkını aramaya başladıkça Batı bundan aşırı şekilde rahatsız oldu. Bu da gayet doğal. Çünkü hakkımızı aradığımız bölge onların yıllardır, hatta 10 yıllardır sömürdüğü bölge. Haliyle biz ne olduğumuzu hatırladıkça onların planlarına çomak sokmuş oluyoruz. Mesela en son Doğu Akdeniz için yaşanan gerginliği ele alalım. Eğer biz orada mavi vatanımızın çiğnenmesine müsaade etseydik bugün onursuz ama daha refah içinde bir devlet olurduk müsaade etmedik planlarını alt üst ettik ve buldukları her fırsatta üstümüze gelmeye başladılar biz Irak ya da Suriye değiliz Bizimle anlaşamadıkları zaman bize savaş açamazlar. Çünkü böyle bir şey yaparlarsa onları bu coğrafyaya gömeceğimizi biliyorlar. O yüzden onlar da ellerindeki ekonomi ve ambargo kartlarını kullandılar. Bu ambargolar bizi birçok alanda ev sahibi yaptı. Yakın zamanda onlara olan bütün bağımlılıklarımız tek tek son bulacak. İşte bugünkü konumuzda bu ambargolarla geciken ve çok ciddi bir teknoloji gerektiren bir Aselsan projesi ile ilgili. Biliyorsunuz Aselsan Ayas radarı geliştiriyor ve bu projeden yeni bir haber var. Bugün Muhafız serisinin yeni bölümünde hem bu haberi hem de AES radarı ile ilgili birkaç soruyu konuşalım. AES radarı nedir? Nasıl çalışır? Ve diğer radarlara göre ne gibi avantajları var? Öncelikle bu videoyu yapmamıza sebep olan haberi konuşarak başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir bir canlı yayına katıldı. Orada Aselsan'dan aldığımız söz doğrultusunda bu yıl Akıncı'ya milli AES radarı koyacağız şeklinde bir açıklama yaptı. ASELSAN'ın AYA AS radar projesi olduğunu biliyorduk. Bu çalışmaya 2018 yılının sonunda başladılar ve ASELSAN bu proje için 48 aylık bir takvim belirlemişti. Yani 2022 yılının başında fabrika test faaliyetleri tamamlanacaktı. Ama yediğimiz ambargolardan dolayı proje takvimi gecikti ve savunma sanayi başkanımızın yaptığı açıklamayla bu gecikmenin çok da fazla olmadığını öğrendik. Bunların çok bir önemi yok elbette. Önemli olan tek bir gerçek var. Bu yıl Akıncı insansız hava aracımız yerli AES radara kavuşuyor. Akıncı'dan sonra bu radar önce F-16 savaş uçaklarımız için ardından da milli savaş uçağımız için geliştirilecek. F-16 için geliştirilen ilk versiyon Blok 30'lara entegre edilecek. Bu versiyonun 2023'te envantere gireceği tahmin ediliyor. Milli Muharip uçağımız için geliştirilen versiyonunsa 2026 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Yani Akıncı'nın milli AES aralarımız için test uçağı olarak kullanılacağını söyleyebiliriz. Aselsan geliştirdiği bu AES araları için en yeni teknolojileri kullandı ve ortaya çıkan radar çağın gereksinimlerine uygun olarak tasarlandı. Daha da önemlisi şu ki Aselsan'ın geliştirdiği AESA radarı yabancı muadilleri içerisinde de ön planda olacak. Şu an Northrop Grumman tarafından geliştirilen ve F-16 Block 70 uçaklarında kullanılan radarla Aselsan radarı benzer teknolojik altyapıya ve performansa sahip. Karşılaştırmayı Grumman'ın radarı ile yaptım çünkü bugünün en gelişmiş AESA örneklerinden biri o. Yani alelade bir radar projesi yürütmüyoruz, en iyisini geliştiriyoruz dedim ya proje normalden biraz daha yavaş ilerliyor. Çünkü maruz bırakıldığımız ambargolar süreci olumsuz etkiledi. Ama süre anlamında olumsuz etkilese de radarın daha milli bir sistem olmasını sağladığı için bence hayırlı oldu. Mesela geliştirdiğimiz radarın güç birimi ithal edilecekti ama ambargoya takıldı. Bu yüzden de bunun da yerlisini ürettik ve bir parça daha yerli olmuş oldu. Yani Savunma Sanayi Başkanımızın dün verdiği haber aslında manşetlerden duyurulması gerekecek kadar önemli bir haberdi. Tabii ki Türk medyası bu olaya böyle bakmadı. Zaten bu ülkede önemli haberlere gereken değerin verildiğini görmedim pek. Böyle bir tavır alıp sonra neden gelişmeleri hakkınca anlatamıyoruz diye sızlanıyoruz neyse çok alakasız bir serzenişe doğru açılmadan bugünün bence en önemli sorusuna geçelim. Peki neden bu mesele bu kadar önemli? Yani AES radarı nedir ve bize nasıl bir katkı sağlayacak? Aktif faz dizinli radar yani bildiğimiz ismiyle AES radarı artık modern uçaklarda olmazsa olmaz bir standart haline geldi. Klasik radar sistemleri anteni güçlü bir radyo vericisiyle sinyal gönderirler verici sinyalleri gönderir ve anten bağlantısı kesilir. Ardından anten hedef nesnelerden gelen yansımaları görmek için bu yansımaları yükselten hassas bir alıcıya bağlanır. Radar alıcısı sinyalin hedeften geri dönme zamanını ölçüp nesnenin mesafesini belirler ve bunu yaparken büyük bir alana sürekli sinyal yayar. AES radarları bu işi kısa kısa ve değişen frekanslarda sinyallerle yapar. Bu bahsettiğim farklılıklar başta olmak üzere belli başlı sebeplerden dolayı da AES radarları daha avantajlıdır bu avantajları da 4 başlık altında toplayabiliriz. Öncelikle AES radarı onu taşıyan platforma yüksek gizlilik sağlar. Aslına bakarsanız eski tip radarlarla AES radarlarının yaptıkları iş aynı. Etraftaki hedefleri bulmak. Ama az önce dediğim gibi eski tip radarların sinyalleri sürekli açıktır. Mesela karanlık bir ormanda birini aradığınızı düşünün. Radar yerine de el feneri kullanıyor olun. Eski tip radarlarda bu el feneri sürekli açık oluyor haliyle aradığınız kişinin sizin yerinizi bulma ihtimali de yüksek oluyor. Ama AESA teknolojisinde radar dalgalarını hızlıca kesintili şekilde iletiyor. Yani el fenerini çok hızlı şekilde sürekli açıp kapatıyorsunuz. Hareket halinde olduğunuz için de yerinizin tespiti çok daha zor oluyor. İşte bu çalışma prensibinden dolayı AESA radara sahip bir uçak diğer uçaklar tarafından daha zor görülür. Bu radarların bir büyük avantajı da çoklu hedef tespiti ve takibi yapabilmeleri. Günümüz AESA radarları ortalama 30 ile 50 hedefi aynı anda görüp takip edebiliyor. Aynı anda hem hava hem de kara hedeflerine kilit atabiliyor. Bu önemli çünkü savaş sahaları askeri araç anlamında giderek kalabalıklaşıyor. Özellikle insansız hava araçları sahaya indikçe aynı anda izlenmesi gereken hedef sayısı çoğalıyor. Bu yüzden de AESA radarlarının çoklu hedef tespiti ve takibi en az yüksek gizlilik sağlamaları kadar önemli. Bu radarların üçüncü avantajları da daha uzağı görebiliyor olmaları. Klasik radarlardan çok daha uzun mesafelerde hedef tespit edebiliyorlar. Düşman sizi fark etmeden düşmanı görebilmenin ne kadar büyük bir avantaj olduğunu anlatmama gerek yoktur muhtemelen. AESA radarlarının son önemli avantajları da elektronik harbe karşı yüksek dayanıklılığa sahip olmaları. Radar karıştırma genellikle bir düşman radarının yayın yaptığı frekansı belirleyerek başlıyor. Elektronik harp aynı frekanstan bir sinyal ileterek yapılıyor. Eski tip radarlar elektronik harbe yenik düşmeye çok müsaitler ama AES radarları bu konuda güven veriyor. Çünkü onların çalışma prensipleri çok farklı. Elektronik harbe karşı önlem olarak zıplamalı frekans veya hızlı değişen frekans denebilecek bir sistem kullanıyorlar. Bu radarlar çalışırken sürekli frekans değiştiriyorlar. Haliyle elektronik karıştırma bunlara karşı pek bir işe yaramıyor. Dünyada bu teknolojiye ulaşabilen ülke sayısı az. Genelde Amerika, Fransa ve İtalya'nın bu konuda çalışan şirketleri ön plana çıkıyor. Milli AESA radarımızın üretimiyle birlikte Aselsan dünya çapında rekabetçi bir firma olduğunu bir kez daha kanıtlayacak yani. Ve bu proje sayesinde Devler Ligi'ndeki yerini alacak. Aselsan'ın ürettiği bu radarların farklı versiyonları farklı platformlarda kullanılacak. İnsansız hava araçlarımız, hava savunma sistemlerimiz ve TF-2000 hava savunma destroyerımız gibi birçok yerde bu radarlarla karşılaşacağız. Ekonomik açıdan da bu proje ülkeye büyük katkı sağlayacak. AESA radarları maliyetli sistemler. Hem bu yüksek maliyetli sistemleri yurt dışından almadığımız için ekonomimiz rahatlayacak hem de ihraç edeceğimiz sistemlerle ülkeye döviz girişi sağlanacak. Bu süreçte elbette Aselsan da çok daha büyük bir firma haline gelecek. Yani artık Süper Lig'de hak ettiği konumda olacak inşallah. Hem Aselsan hem ülkemiz için şimdiden AESA radarımız hayırlı olsun diyerek muhafızın bu bölümünü bitirelim. Allah'a emanet olun.